Merhaba arkadaşlar. Hafta sonu denemesinin çözümüyle beraberiz. Birinci soruyla başlayalım. Ortaçağ Avrupa'sında bilim ve sanatın üzerinde kilisenin egemenliği söz konusudur. Avrupa'da matbaanın kullanılmasıyla insanlar kitaplarla buluştu ve kilisenin birçok düşüncesinin yanlış olduğu anlaşıldı. Hemen şuradan bir kalem ekleyelim. Bunun sonucunda kilise itibar kaybedip gücünü yitirdi. Aşağıdakilerin hangisi bu gelişmenin sonuçlarından birisi olamaz? İnsanların fikirlerini özgürce ifade etmeleri. Evet, çünkü kilisenin itibar kaybetmesi insanların daha rahat fikirlerini söylemelerinde etkili oldu. Bilimsel alanda çalışmaların sayısının artması. Evet, çünkü e, kilisenin etkinliği azalınca insanlar daha rahat bilimsel çalışma yapmaya başladılar. Okur yazar oranının artması. Evet. ...toplumda dini baskıların artması... ...hayır aksine dini baskıların azalması... ...bilin sorumuzun cevabı denizli. İkinci soruya baktığımızda ise... ...Osmanlı Devleti'nde 1839 yılında... ...ilan edilen Tanzimat fermanıyla... ...herkesin kanun önünde... ...eşit olması... ...padişah dahil herkesin kanun önünde... ...eşit olması... ...padişahın bile kanunlara uymak zorunda olduğunu gösterir. Mahkemelerin herkese açık olması... ...ve yargılanmada herkesin... ...eşit tutulması... Dolayısıyla padişahın bile kanun gücünü kabul ettiğini gösterir. Dolayısıyla hangi söylenebilir diyor. Hukuk üstünlüğü söylenilebilir. Halkın devlet yönetimine katılması meşrutiyetle olmuştur. Padişahın yetkilerinin sınırsız olduğu kabul edilmiştir. Hayır. Padişah kanun gücünü kabul etmiştir. Ayrıcalıklı üstün bir sınıf ortaya çıkmıştır. Hayır. Üçüncü soru oldukça uzun bir paragraf sorusu. Hemen şöyle özet geçelim. Ramazan ayında ...hiç bilmediğiniz bir mahallede, bilmediğiniz bir bakkala gidiyorsunuz... Vere de, ...veresiye defterini istiyorsunuz. Bütün borcu ödeyip ondan sonra da çekip gidiyorsunuz. Bu durum hangi e, uygun başlık bu durum için geçerli olur diyor. Tabii ki de Osmanlı Devleti'nde dayanışma. Osmanlı Devleti'nde dayanışma. Misafirperverlikle, vatan sevgisiyle, yeme içme kültürüyle alakası yok. Dördüncü soruya baktığımızda... ...TÜİK, Türkiye İstatistik Verilerine göre... Türkiye nüfusunun yaklaşık 18'in ikamet ettiği şehir İstanbul'dur diyor. %18'inin ikamet ettiği şehir, yaşadığı şehir. Yani yaklaşık 5'te 1'i, %20'si olsa tam 5'te 1'i olacak. İstanbul'un nüfusunun kalabalık olmasında aşağıdaki hangisinin etkisi yoktur? Ticari faaliyetlerin gelişmiş olması, evet. Gelişmiş ulaşım ağına sahip olması, evet. Şehir içi trafikten bahsetmiyoruz. Birçok sanayi tesisinin bulunması, evet yeraltı kaynakları bakımından zengin olması alakası yok. İstanbul'da zaten çıkarılan öyle ekonomiye çok ciddi katkı sağlayan bir maden yok. Beşinci soruya baktığımızda ülkemizde tarımda çalışan nüfus oranı 1927 yılında %89 iken 2017 yılında bu oran %17'ye düşmüş. Tarım alanında çalışan nüfus oranı azaldıkça sanayi sektöründe çalışan nüfus oranı da artmış. Hangisi bunun bunu gösteren bir grafik olabilir diyor. Bir A şıkkına bakalım. %89 şu tarım. Yaklaşık %89 yüzde %90. E, 2017 yılında ise %17. Evet bakıyoruz şöyle. %17. Sanayi A şıkkında 1927'de oldukça azken 2017'de 27'ye göre daha fazla. B'ye baktığımızda 2017'de %75'lerde tarım görünüyor. C'ye baktığımızda %25'lerde tarım görünüyor. D'ye baktığımızda da yaklaşık %60'larda tarım görünüyor. Dolayısıyla cevabımız burada Adana olacak. Altıncı soruya baktığımızda farklı coğrafyalarda yaşayan insanlar savaşlar nedeniyle yurtlarından göç ediyorlar. Güvenli ve yaşayabilecekleri yerler arayan insanlar farklı ülkelere, ülkelere sığınmacı olarak göç etmeye çalışıyorlar. Bu durum dünyada milyonlarca mültecinin yani savaş nedeniyle başka ülkelere sığınan kişinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Ülkemiz yani Türkiye Afganistan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Sudan'dan ve birçok ülkeden mülteciye yardımcı oluyor, onların can güvenliğini sağlıyor. Peki bu mültecilerin hangi temel hak ve özgürlükleri bizim için ön planda tutulmuş? Seyahat özgürlüğü mü? Hayır. Yaşayabilme ülkemizde yaşayabilme, ülkemize yerleşebilme özgürlüğü olduğu için cevap Bursa olacak. Yedinci soruya baktığımızda Fenike alfabesinin ilke halini görüyoruz. Günümüzde kullanılan yazı sistemlerinin oluşmasında Fenikelilerin büyük rolü vardır. Onlar Sümerlerin yazı sistemini geliştirerek sembollere dayanan Fenike alfabesini oluşturmuşlardır. Hatta Latin alfabesi dahil günümüzde kullanılan birçok alfabe fenikelilere dayanmaktadır. Fenikelilere dayanmaktadır. Aşağıdakilerin hangisine kanıt gösterilebilir? Tarihte yazı ilk kez fenikeliler tarafından kullanılmıştır. Hayır böyle bir bilgi yok. Günümüzde kullanılan latin alfabesi fenike alfabesinin aynısıdır. Hayır burada sadece dayanmaktadır diyor. Günümüzde birçok toplum fenike alfabesini kullanmaktadır. Hayır günümüzde kullanılan birçok alfabe Fenike alfabesine dayanmaktadır. Tarihin birçok döneminde farklı toplumlar arasında kültürel alışveriş olmuştur. Evet, Sümerlerden yazıyı öğrenen Fenikeller onu geliştirip alfabe şeklinde dönüştürmüşler. Fenikellerden öğrenen Romalılar da Latin alfabesi şekline dönüştürmüş. Dolayısıyla cevabımız denizli. 8. soru oldukça uzun bir yine paragraf sorusu. İbn Sina ve Farabi'nin karşılaştırıldığı bir soru. Hızlıca okuyalım. İbn-i Sina küçük yaştan itibaren tıp ve eczacılık alanlarında iyi eğitim almıştır. Daha 16 yaşındayken dönemindeki birçok doktor onun bilgisinden faydalanmış. İbn-i Sina henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikropların varlığından bahsetmiş. Tıbbın Kanunu El Kanun Fit Tıp adlı kitabı yaklaşık 500 yıl boyunca Avrupa'da tıp alanında temel başvuru kitabı olmuş. Tıp alanının yanında felsefe, astronomi, matematik, fizik, kimya gibi birçok alanda çalışmış. İnsanlık tarihinin en büyük filozoflarından biri kabul edilen Farabi'nin kaleme aldığı 160 kadar eser hem Doğu hem de Batı bilim dünyasında uzun yıllar temel eserler arasında kabul edilmiş. Müzikle de ilgilenen Farabi seslerin matematiksel ölçümünü yapmıştır. O kemanın atası olarak da bilinen Rebab isimli müzik aletinin de mucididir. i̇bn Sina ve Farabi'nin ortak özellikleri ortak özellikler arasında hangileri yer alır? Çok yönlü çalışmalar yapmışlar. Evet i̇bn Sina e, tıp, eczacılık, felsefe, astronomi gibi alanlarda. Farabi ise müzik gibi, e, filozofluk gibi yani felsefe gibi birçok alandan çalışmış. Çalışmalarında evrensel nitelik taşımış. Evet birçok e, insan onlardan faydalanmış. Aynı alanda eserler vermişler. Hayır cevabımız 1 ve 2 Bursa olacak. 9. soruya baktığımızda Rönesans ve Reform hareketlerinin yol açtığı özgür düşünce bilim ve teknik alanında gelişmelere ortam hazırladı. Özgür düşünce bilim ve teknik alanında gelişmelere ortam hazırladı. Makinelerde buharın kullanımı kömür ve demir sektörünü etkiledi. Taşımacılık alanında deniz yolları, kara yollarındaki teknik gelişmelerden yararlanıldı. Dokumacılığın gelişmesi, petrol ve elektrik gibi enerjiyi, yeni enerji kaynaklarının kullanımı insanlık tarihi için birer adım oldu. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Özgür düşüncenin yayılması bilimsel gelişmeler için ortam sağlamıştır. Doğru. Özgür düşünce Rönesans ve reformla beraber başlamış. Bunların yol açtığı özgür düşünce diyor zaten şurada. Bir mutlaka olmalı. Rönesans ve reform hareketleri insan hayatını kolaylaştıracak gelişmelere yol açmıştır. Evet. Şurada ulaşımın artmasından, karayollarındaki, deniz yollarındaki ulaşımın artmasından, makinalarda buharın kullanılmasından bahsediyor. Avrupa'da bilim ve teknik alanında meydana gelen gelişmeler Osmanlı Devleti'ni olumsuz yönde etkilemiştir. Bu yukarıda Osmanlı'ya herhangi bir bilgi yok. Dolayısıyla cevabımız Adana. Son soruya baktığımızda ise nüfusun kitleler halinde yer değiştirmesine sebep olan göç bazı sorunları da beraberinde getirir. Özellikle çok göç alan büyük şehirlerde bu sorunlar daha derinden hissedilir. Hangisi büyük şehirlerde göçle birlikte ortaya çıkan sorunlardan biri değildir diyor. Gece kondulaşma ve çarpık kentleşme. Evet çünkü konut problemi olacak. Sanayi tesislerinin şehir merkezinde kalması. Evet çünkü şehrin kapladığı alan genişleyecek yeni yapılarla beraber. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz kalması ve aksaması. Evet mal ve ürünlerde olan talebin artması bu ekonomiyi olumlu yönde etkiler. Arkadaşlar deneme